İnsana dair her şeyi şekle sokan, yok eden, yöneten, tamamlayan, tanımlayan, anlam veren veya anlamsızlaştıran bilinen birçok şeyin aksine beynimizi şekillendirmek, onun fiziksel yapısını değiştirmek ve onu yönetmek mümkün, biliyor musunuz? O da şöyle cevap verdi. Ben birinci derste tahtaya insanlar dört gruba ayrılır yazarım. Bunlar 1. insan, 2. insanoğlu insan, 3. hayvan, 4. hayvanoğlu hayvan. Sizleri şok edecek bir bilgi. Aslında aşk, nefret ve sevgi de iradidir. Aşk acısına veya nefrete zamanın ilaç olması ancak böyle açıklanabilir. Bu ilginç ve ürkütücü bilgi de gösteriyor ki biz aslında beyinlerimizi olduğundan çok daha fazla geliştirebiliriz. İnsan beyni anlayabileceğimiz kadar basit olsaydı, biz onu anlayamayacak kadar aptal olurduk. Dumura uğradınız değil mi? Uğraşmayın, bu paradoksu çözemezsiniz. Emin olun beyin bile kendisinin nasıl çalıştığını çözememiştir. İnsana dair her şeyi şekle sokan, yok eden, yöneten, tamamlayan, tanımlayan, anlam veren veya anlamsızlaştıran beyindir. Başka bir deyişle beyni olmayan insan, insan olamaz. Enteresan değil mi? Yağdan, sudan oluşan bir et parçası nasıl olur da düşünme denen karmaşık bir fiili gerçekleştirebilir? Hatta bu organ düşünmemizi sağlamakla kalmıyor, bütün hisleri algılamamızı sağlıyor. Vücudun her yönüne yaşamsal komutları gönderiyor ve yönetiyor. Beyninizi karşınıza alın ve ona sorular sorun. Bu et, su ve yağ yığınından oluşan beyin bu işleri nasıl yapar? Mikron ölçekteki hücreler bu işlemleri nasıl gerçekleştiriyor? Hücrelerde bilinç yok, akıl yok ama dev boyutta bir akıl ortaya çıkıyor. 100 milyar nöron ve her biri arasındaki 1000 ila 10 bin bağlantıdan oluşan 3 kuruş maddi değeri olan jöle kıvamındaki organ. Bizi diğer hayvanlardan ayıran en önemli bölümü ise prefrontal korteks dediğimiz alnın arkasında yer alan ve beynimizin %20'sini oluşturan kısımdır. Beynin bu kısmı muhakeme yeteneğimizden toplumsal uyumumuza, problem çözme yeteneğimize kadar birçok insanı insan yapan işlerde görev almaktadır. Bilinen birçok şeyin aksine beynimizi şekillendirmek, onun fiziksel yapısını değiştirmek ve onu yönetmek mümkün, biliyor musunuz? Şimdi beynin duruma göre şekil aldığını, gönderdiğimiz komutlara ve niyetimize göre şekillendiğini gösteren bir örnekle devam edelim. Üniversitede disipliniyle meşhur bir akademisyen vardı. Sınıf öyle bir disiplinli ki onun dersini çok iyi dinliyorlar, not alıyorlar vesaire vesaire. Bunu nasıl yaptığıyla alakalı çok basit yöntemleri vardı ve bunu ona sordum. Hocam, öğrencilerinizin ders sırasında bu kadar disiplinli olmasını nasıl sağlıyorsunuz dedim. O da şöyle cevap verdi. Ben birinci derste tahtaya insanlar dört gruba ayrılır yazarım. Bunlar 1. insan, 2. insanoğlu insan, 3. hayvan, 4. hayvanoğlu hayvan. Derste kim hangi grubun üyesi ise ona göre davransın diyorum. Bir sıkıntı olmuyor demişti. Çok ilginç bir tecrübe. Evet, beynin şekillendirilmesi aslında şahsın kendisiyle ilgili. Zamanla biz beynimizi, beynimiz ise bizi şekillendiriyor. Bunu yapabildiğimize göre yapacağımız hamlelerle beynimizi şekillendirebiliriz. İstediğimiz şekle getirebiliriz, onu yönetebiliriz. Tabii ki bir süre sonra o da bizi yönetmeye başlıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Aslında az evvelki örnek bunu gösteriyor. Mümkün. Beyin hiç durmadan düşünür ve değişir. Araştırmalara göre her gün beynimizden ortalama 50 bin ila 70 bin arası düşünce geçiyor. Bunların bir kısmının farkındayız, çoğunluğunun ise farkında değiliz. Bu düşünceler beyinde yeni bağlantılar kurarak beynin verileri analiz edip yeni sinapsları oluşturmasını sağlıyor. Yani beynimizdeki iki farklı sinir hücresi birbiriyle iletişim kurarak sinapslar, bağlantılar kuruyor ve bu oluşan yeni bağ olayına da sinaptogenez deniyor.
Bizler artık her yeni deneyim veya her yeni düşüncede beynimizin bunu gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bu yeni deneyimleri yaşatma konusunda aslında insan kendisini yönlendirebilir. Mesela müzikle alakalı bir hayata mı yönlenmek istiyoruz? Müzikle ilgilenmeye başlarız. Veya sporla ilgili bir hayata mı yönlenmek istiyoruz? Sporla ilgilenmeye başlarız. Mesela daha evvel bunlarla hiç ilgilenmemiş olabiliriz. Ama ilgilendikçe beyin ona göre şekillenecektir. Sizleri şok edecek bir bilgi. Aslında aşk, nefret ve sevgi de iradidir. Yani siz beyninizi o yöne yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Birini sevmeye çalışıyorsunuz. Birine aşık olmaya çalışıyorsunuz. Birinden nefret etmeye çalışıyorsunuz ve beyniniz de ona göre şekilleniyor, sizi yönlendiriyor. Yani beyninizi komutlarla yönlendirerek çok rahat birine aşık olabilir veya ondan nefret edebilirsiniz. Biz fark etmesek de beyni geliştirmek üzere yeni bilgi girişleri, yeni tecrübeler olmadıkça bazı sinaps ağları zayıflıyor ve biz bazı deneyimleri unutmaya başlayabiliyoruz. Aşk acısına veya nefrete zamanın ilaç olması ancak böyle açıklanabilir. O olmazsa ölürüm, biterim, yanarım, yaşayamam diyenlerin bir zaman geçtikten sonra duruma alışmasının sebebi budur. Öğrenme de tıpkı buradaki sistem gibi gerçekleşiyor. Hani bu aralar meşhur ya, kişisel gelişim sayfalarında, videolarında işte bir işle 10.000 saat uğraşırsanız o işi öğreneceğiniz, ona yetenek kazanacağınız veya yeteneğiniz varsa geliştireceğiniz çok anlatılıyor. Yeni bilgiler öğrenilerek hafızaya depolanırken tekrarlanmayan bilgiler de yeni sinapsların oluşmaması nedeniyle unutulabiliyor. Biz bunları fark etmesek de bunları fark eden bilim insanları MR cihazları ile fiziksel olarak da beyindeki bu gelişmeleri görüntüleyebiliyor. Beyinde her yeni kalıcı öğrenmede, beyindeki ilgili bölgenin fiziksel olarak değiştiğinin de kanıtları bilim dünyasındaki birçok araştırmada artık yerini almıştır. Bununla ilgili bir araştırma gerçekten bence çok ilginç. Yani bir şeye uğraşıyorsunuz ve beynin o bölgesi gelişiyor. Araştırma 2000'li yıllarda Londra şehrindeki bir grup taksici üzerinde yapılmış bir gözlemdir. Londra gibi büyük bir şehirde karmaşık yolları ve güzergahları ezberleyebilmiş şoförlerin beyin MR'ları incelendiğinde hafıza merkezi olan hipokampusun fiziki olarak büyüdüğü gözlemlenmiştir. Bunun genel anlamı yaşanılan deneyimin beyinde oluşturduğu fiziki değişimdir. Ya da halk arasındaki tabirle bunun anlamı ne verirsen elinle o gelir seninle veya ne ekersen onu biçersin. Beyindeki fiziksel değişimin mümkün olması bir takım bilim insanlarının da yeni keşifleri yapmasına olanak sağlamıştır. Bu keşiflerin en çarpıcı örneklerinden biri de görme engelli insanların nöroplastisite sayesinde görebiliyor olmasıdır. Beynin ortalama %40'ı görme korteksinden oluşuyor. Görmenin ne kadar kompleks bir olay olduğunu düşünün. Kısacası beynin tüm işlerinin %40'ı görme eylemini gerçekleştirmek için harcanıyor. Görme engelli bireylerde bu bölümün yüksek oranda iş göremez durumda olduğu tespit edilmiştir. Bu özellik sayesinde görme korteksini uyararak görme engelli bireyin yalnızca dokunma duyusu ve bilgileri işleme özelliği gösteren bir cihaz aracılığı ile görmesi sağlanabilmektedir. Bu ilginç ve ürkütücü bilgi de gösteriyor ki biz aslında beyinlerimizi olduğundan çok daha fazla geliştirebiliriz. Beynimizi çok yüksek bir akıl seviyesine ulaştırıp bunu hem kendimizin hem de insanlığın faydasına kullanabiliriz. Peki potansiyelinizi kullanmaya ne dersiniz? İşte bununla alakalı size mükemmel bir örnek. Yapılan araştırmalar Budist rahipler arasında anksiyete ve depresyonun neredeyse hiç yaşanmadığını gösteriyor. Budist rahiplerin kaygıları yok. Hayat amaçları çok net ve her şeylerini kaybetseler dahi çok rahat ve huzurlular. Bunun üzerine Amerikalı araştırmacılar Budist rahiplerden seçilen bir grubu beyin MR'larını çekmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne davet ediyorlar. Yapılan tetkikler neticesinde farklı duygusal durumlar karşısında verdikleri tepkiler ve beyinlerindeki aktivite yoğunluğu ölçülüyor. Bu sırada Budist rahiplerden birisi söz alarak şöyle diyor: "Bu yaptığınız araştırmalar aslında bizim açımızdan çok da büyük önem taşımıyor. Zira biz bu zihinsel seviyeye nasıl ulaştığımızı zaten gayet iyi biliyoruz. Çocukluğumuzdan itibaren iyilik yapmayı, empati kurmayı, bir hayvana kızmamayı, ansızın yağan yağmurdan ıslandığımız vakit bunu anlayışla karşılamayı, sinirlenmemeyi öğrendik. Beynimizi hep bu fikirlerle yoğurduk ve nihayetinde bu hale geldik.
Budist rahip özetle şunu söylemeye çalışıyor. Biz saatlerimizi böyle insanlar olabilme yolunda harcadık. Burada dünyaca meşhur Romano Cajali'nin bir sözünden bahsedelim. Her insan kendi beyninin heykeltıraşıdır. İnsan bulunduğu ortamlarla, yaşam deneyimleriyle, sosyal ilişkileriyle, öğrendiği her şeyle ve özellikle düşünceleriyle beynini şekillendirir, mutlu ya da mutsuz bir beyin sahibi olabilir. Neden böyle demeyin artık. Çok basit. Siz neyle uğraşıyorsunuz, beyniniz de ona göre şekilleniyor. Çocuklarınız, işiniz, aileniz, eviniz, arabanız, sevdikleriniz, ibadetleriniz neyle uğraşıyorsunuz? Bilimle, sanatla, sporla veya insanlara iyilikle uğraşıyorsanız beyniniz ilgi alanınıza göre şekilleniyor. Sizin ilgi alanınız neyse beyinde o ilgi alanınızın muhatabı olan bölge büyüyor, diğer bölgeler budanıyor. Beyin gerçekten değişik çalışan bir mekanizmaya sahip. Duruma adaptasyon konusunda oldukça başarılı. Karanlıkta görmek için gözlerin büyüyüp küçülmesini, tehlike anında daha hızlı koşmak için bacakların hareket hızını ayarlayabiliyor. Vücudu ve ruh sağlığını korumak için çevre koşullarını ve ahlaki, hukuki veya toplumsal kural veya gerçekleri bile farklı yorumlama yeteneğine sahip. En yakınının ölümünü veya başa gelen bir felaketi de zaman geçtikçe alışarak unutabiliyor. Bu şekilde yorumlayabilmesi sayesinde ruhta büyük hasarlar açmadan travmaları atlatmayı başarabiliyor. Size son ve ilginç bir örnek. Bir ailevi felaket vakasından yola çıkarak size bazı şeyler anlatmak istiyorum. Yakın zamanda evinde eşine başka bir kadınla yakalanarak aldattığı ortaya çıkan bir adam örneği var. Olayın suçlusu eş, gerçekler tam olarak ortaya çıkmadığı için suçluluk, pişmanlık, utanma gibi duygular yaşarken, olaydan bir süre sonra tüm detaylarıyla yaptığı hata ortaya çıkınca, beyin yeni duruma adaptasyonunu tamamlayarak, yaptım ama sorun bakalım neden yaptım moduna geçiyor. Şu yüzden yaptım ama aslında eşimi çok seviyorum, hala seviyorum demeye başlıyor. Hani bazen televizyonlarda ortaya çıkan olaylara bakınca, aklı başında bir insan bunu nasıl yapar diyoruz ya, aslında tüm insanların beyinleri için mekanizma aynı. Beyin aslında kendi yaptığı yanlışın farkında. Ama durumu aklamak ve rahatlamak için kendince senaryolar üretiyor. O kadar bilgiyi verdikten sonra önemli olan o soruyu soralım. Siz zamanınızı nelerle geçiriyorsunuz?